Of, efsane bir renk, efsane bir koku. Kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz, videomuz kozalak şurubu. Kozalaklarımız yeşil olacak. Özellikle Temmuz ayında çok daha iyi. Ama tabii Eylül ayına kadar, Ekim ayına kadar yapabilirsiniz. Yeşil kozalak bulursanız. Biraz yeşilleri azaldığı için, tazeliğini biraz kaybettiği için bunları ikiye böleceğim. Devam et Hatun, devam et. Hatun yemek pişirmeye devam ediyor bu arada. Tüm işleri bir arada görmemiz lazım. İkiye böleceğim. Ondan sonra kaynatacağım. Hangi malzemeler lazım? Ne kadar süreyle kaynatılıyor? Nasıl yapılıyor? Videonun devamında anlatırız. Evet, gördüğünüz gibi kırıklar ve kesikler açtık. Böyle kaynatacağız. Neredeyse hepsini kestim. İçleri temiz ve güzel. Başlayalım. İlk suyunu koydum. 5-10 dakika kaynatacağım. İlk suyunu dökeceğim. Kısa bir kaynatmadan sonra özünü kaçırmamak için, ama aynı zamanda çok yapış yapış olmasını istemiyorum. Sonra ikinci suyunu ekleyeceğim. Bu arada arıtma su ekliyoruz, unutmuyoruz. Ya da satın aldığımız suyu ekliyoruz. Kireçli su eklemiyoruz. Evet, ilk suyumuz kaynamaya başladı. Üzerinde çamın reçinesi birikecek. Çünkü normalde de birikecek ama kırdığım için daha çok birikecek. Ara ara bunları alıyoruz. Zaten çok az daha kaynasın. Komple kaybetmemek için bunları suyu süzeceğim. Yeni su ekleyeceğim. Yeni suyumu ekledim. Şimdi bu yaklaşık 2 saat arkadaşlar. Yaklaşık 2 saat kaynayacak. Su azalacak. Su azaldıkça su ekleyin. Yoksa geriye bir şey kalmaz. 2 saat kaynadığı zaman bundan. Su azaldıkça kaynar arıtma su bulundurun. Onu ekleyin. Evet, kaynamaya başlayalı. Yaklaşık 1 saat oldu. Artık epey üstüne ala ala üstü de durulmaya başladı. Size şimdi rengini göstereceğim. Bakın. Kahverengimsi renk aldı. Daha da biraz kahverengileşecek. 1 saat daha kaynayacak bu arkadaşlar. Şimdi süzme işlemini yapacağım. 2 kat bez. Bezin kirli olarak düşünmeyin asla. Yeni yıkandı. Ama onu süzdüğüm için daha önceden de onun rengini. Bakın arkadaşlar rengin güzelliğini. Hemen işlemimizi yapalım. Tutuver yavrum şunun sapını. Malzeme. Şöyle alayım. Rengin duruluğunu görün. Süzme işlemini 2 kat bezle yaparsanız tamamen duru bir renk elde edersiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bundan sonrası kaynatma işlemimize, şeker katma, malzeme katma işlemimize geçeceğiz. Onu da ayrıntılarıyla anlatacağım. Şimdi işin püf noktasına geldik. Kaç litre suyunuz varsa, kaynattığınız su, o kadar şeker katıyoruz. Bunu şeker hastası
olanlar için başka şekilde yapılıyor. Onu daha sonra tekrar tarif ederiz. İlk önce şekerimizi katalım. 2,5 litre suyum var ve 2,5 kilogram şeker ekliyorum. Neredeyse tencerem taşacak. Evet. Şekerimi ekledim. Daha sonra 2 adet çubuk tarçını ekliyorum. Ve şöyle güzelce bir miktar karanfil ekliyorum aroma vermesi için. En son kaynatmanın son 10 dakikasında 2 adet limonun suyunu ekleyeceğim. Onu da belirteyim, lezzet vermesi için. Aynı zamanda yarın öbür gün şekerlenme yapmaması için. Şimdi karıştırıp şekerimizi eriteceğiz. Çok bol oldu. Altını biraz düşük ısıda tutayım. Kaynadığı zaman taşmasın. Belirli bir kıvam alana kadar kaşıktan hafiften ne diyeyim pekmez kıvamı gibi akana kadar kaynatacağım. Koyu kullanmayı tercih ederseniz kaynatmaya devam edebilirsiniz ama ben şurup kıvamında çocukların ya da büyüklerin rahat içebilecek kıvamda bırakmayı tercih ediyorum. Biraz daha sıvık bırakıyorum ama yine de belirli bir kıvam almasını bekliyorum. Tarçın kesinlikle çok güzel lezzet veriyor. Tavsiye ederim. Kullanmayı ihmal etmeyin. Çok fazla şeker var içinde. Bu kadar çok şeker olması tabi zarar verecek anlamına gelmesin. Çünkü kullanım miktarı çok düşük. Yetişkinler için günde bir tatlı kaşığı ya da bir yemek kaşığına yakın. Çocuklar için günde sadece bir çay kaşığı yeterli. İstediğiniz saatinde alabilirsiniz günün. Şeker hastaları kullanmasın. Tekrar söylüyorum. Çok fazla ağır ilaçlar kullananlar doktoruna danışsın. Onun haricinde KOAH için, astımlı, bronşitli çocuklarınız için ya da kendiniz için kış gelmeden önceki bu aylarda, özellikle sonbahar aylarındaki geçiş mevsimlerinde içmeye başlarsanız bütün kış boyunca bağışıklık sisteminizi güçlü tutacak, sizi mikroplara karşı koruyacak. Şunu söyleyebilirim ki harika kokuyor. O çamın kokusu, çamur çinesinin kokusunu bilirsiniz. Karanfilin kokusu. Oy oy. Birbirine acayip uyum sağlıyor. Harika bir uyum sağlıyor. Buram buram çam kokuyor içerisi. Tarçının kokusunu zaten biliyorsunuz, efsane. Şifa olsun. İki adet limon suyumuz. Son 5 dakikada bunu da ekleyeceğiz. Şekerlenme yapmaması için. Daha sonrasında. Evet. Daha da koyulacak. Gayet güzel bir kıvam aldı. Ufaktan tarçınlarımızı, karanfillerimizi çıkartabiliriz. Şöyle üstteki kalan son köpüğü de temizleyelim. Daha duru bir karışım elde edelim.
Evet, doldurma işlemimize geçelim. Mililitrelik şişeler arkadaşlar. Kıvam, renk, duruluk çok iyi. Umarım şifa olur. Henüz çok sıcak. Rengi görüyorsunuz, muhteşem. Epey bir zaman alıyor. Yaklaşık 4-5 saat gibi. Hafif döktüm. Sakarlığımdan kaynaklanıyor, affola. Kozalak şurubu budur. Umarım faydalı bilgiler paylaşabilmişimdir. Herkese, kullanana, tüketene şifa olsun inşallah. Bu da son halimiz. Şişelendi, hazırlandı. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet.